şu pembe olan Cumhurbaşkanlığı konutu, pudra olan. Cumhurbaşkanı arada, onların bile ismini bazen unuttuğunu düşünüyorum. Sonuçta o da bir devlet görevlisi, geliyor. Pazardan alışverişini yapıyormuş. Evinde yiyormuş işte. Buradan korumasız çıktığı Cumhurbaşkanı'nın çok olup pazardan alışveriş yaptığı oluyormuş. Lapland rengeyi burada 19 euro tabağı, yanında tabii yine patatesi, sebzesi, turşusu ve böğürtlen sosu koyuyorlar. Tabii tatlı bir sos da koyuyorlar. Hani biraz tıkıs bir et olduğu için belki de hani yumuşatmak için mi, biraz tatlandırmak için mi? Yeah, this is lake fish. This is freshwater fish from the north called Muikko, and we are the only place who sells fresh Muikko on this whole market area. Şey, tatlı su balığı. They're bigger and headless. Ya çok yağda pişiyor tatlı su balığı. In Finnish we call those Muikkos. Bizim istavrit boyutunda değil mi? Evet. Zaten buraya gelince balık yiyeceksin, somon yiyeceksin de. And I recommend the mixed plate, so you can have potato, Muikko and salmon all together on one plate, and of course some salad and sauce. It's 19 euros. 19 euro karışık. Marenki diyorlar, beze. Beze çok yerde var ya, bu yumurta aklıyla tatlı olayı. Ah. Kumpir. Thank you, we are from Turkey. Somonlu da var, we know kumpir. Somonlu da var burada tabii. Bir geyik eti, somon. Ne kadar burada peki? 13 şeyi, 13 sadesi üstüne dolduruyorsun işte şuan. Supermor'da çorba tavsiye ediyoruz. Helsinki kapalı pazarında. Hemen açık pazarın yanındaki kapalı pazarda Supermor. Pek çok havyar evi de Helsinki'de bulabilirsiniz. Pahalı bir lezzet tabi ama meraklısı için çok değerli trüf mantarları ve havyarlar var. Kapalı pazarı terk ediyoruz. Fiyatlar biraz fazla geldi. Bir de açık pazardaki parktaki Esplanada Parkındaki yerlere bakalım. Başkent Helsinki'nin tam 150 kilometrelik tamamen halkın kullanımına açık olan deniz kıyısı var. Limanlar, rıhtımlar, sahil yürüyüş yolları, pazar alanları, denize girilebilecek yerler ve ötesi. Bunların hepsi adımlarınızı bekliyor. 150 kilometresinde adımlamanız mümkün değil tabii. Bu şehrin tamamen bir kıyı şehri olduğu aklınızda bulunsun.
Martılara dikkat. Evet. Aynen. 15.90. Ben gazozda 8 euro deyince çıkarttırdım şeyden ya. İstedim. İki kişi. Balık çorbası 16 euro. Normalde bu bir işte bir servis ama kimse demiyor tabii ki iki kaşık almayın ya da yanına boş bir kase alamazsın demiyor ve servisini kendin yapıyorsun. Full dolduruyor. Yani kaseni istediğin kadar doldurabiliyorsun. Biz bugün Burak'la rotalarımız biraz ayrılıyor. Ben bir gemiye bineceğim. Burak Helsinki'de devam edecek. O yüzden de valizleri ayırdık. Valizleri ayırınca benim böyle bir ufak çantaya ihtiyacım oldu. Eşyaları ayırt edebilmek için. O çantayı almak için 4 ayrı market aradım. Yani bir poşet gibi, bir torba gibi bir şey arıyorum aslında. Çok basit bence. Ama hiçbir yer doğrusunun açık olmadığı için hepsinin saati var. Ben şu saatte açacağım, ben bu saatte kapatacağım. Neyse bir yer bulduk, şimdi burada bakacağız. Finlandiya'da hiçbir yerde suya para vermenize gerek yok. Diyelim elinizde marketten aldığınız bir şişe var. Boş pet şişe. Ve herhangi bir alışveriş merkezinde bir kafeye girersiniz. Kafenin muhtemelen kasaya da servis yerinin sonunda illaki su koyabileceğiniz bir yer vardır. Bakın mesela burada su koyabileceğiniz, işte burası içme suyu. Kimse de sizin için bunu bir şey sormaz. Zaten bardaklar da buradadır. Ayıptır yani içme suyu için onların bir şey sorması ya da para istemesi burada ayıp karşılanır. Herhangi bir kafede içme suyunuzu doldurabilirsiniz. Mesela yan taraftaki kafeye gideyim. Burası da başka bir işte baloncuklu, çaycıklı var ya onlar. Mesela burada da bakın free diyor. Orası da limonlu yapmış suyu kavanozda. Hani bu kafeden alışveriş yapmanız önemli değil. Mutlaka bu Finlilerin geleneğidir. Bedava suyunuz her zaman kafelerde mevcuttur.